Evet. Cümleten selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Hay maşallah. Evet, yavaş yavaş bütün arkadaşlarımız toparlanmaya başladı bakalım. Evet. Hay maşallah. Evet, birçok yerden şu an yavaş yavaş katılımlar başladı. Bütün arkadaşlarımız, kardeşlerimiz toplanmaya başlayınca devam edeceğiz inşallah, değil mi? Nasılsınız bakalım, görüşmeyeli. Perşembeden bu yana bayağı vakit geçti. Farklı şeyler de yaşadık. Evet. Ve aleyküm selam. Yunus Eger, ve aleyküm selam. Avusturya'dan izleyen dostlarımıza selamlar olsun. Türkiye'nin farklı yerlerinden şu an evet bizlerle beraber olanlar var. Almanya'dan izleyenler var. Evet. Nasılsınız bakalım? Nasıl geçti? Perşembeden bu yana neler yaptık, neler ettik? Kimler dışarı çıkma yasağı vardı, kimler evdeydi? Gerçi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sürekli dışarı çıkma yasağı var. Koruma amaçlı, değil mi? Hem bu sayede iyi yönden bakmak lazım. Aileler beraber kaynaşma fırsatları buluyorlar. Birlikte vakit geçiriyor, iyi şeyler yapıyorlar. Değil mi? Evet çocuklar, Allah nasip ederse birazdan güzel bir hikaye. Bu akşam neler yapacağız el becerileri olarak? Sosis balonlarla inşallah bu akşam güzel bir kılıç yapımını öğreneceğiz birlikte. Sosis balonla kılıç yapacağız ve şöyle yarışmak için yarış tırtılları yapacağız inşallah. Birlikte kağıttan basit, güzel yarış tırtılları yapacağız. Yarış tırtılları nasıl oluyor? Şöyle göstereyim ben size. Şöyle şirin, güzel tırtılımız var. Oo, ve aleyküm selam Mehmet Hocam. Dünyanın merkezi Çorum. Çorum'dan izliyorlar şu an. Fatih Yılmaz, aleyküm selam. Bakın böyle pipetlerle, kamışlarla bu yapacağımız tırtılları yarıştıracağız inşallah. Gördüğünüz gibi tırtıllarımız çok güzel, çok keyifli bir yarış yapıyorlar. Birazdan bu tırtılın yapımını öğreteceğiz size. Çok basit, çok güzel. Basitçe evde yapabileceğimiz... Hani söylemiştik ya, pazar günü duyurularımızı yaparken sayfamızda göreceksiniz. Herkes bu arada onları tedarik edebilir. Varsa evde renkli kağıt, yoksa beyaz kağıt da olur. Ama renkli varsa renkli kağıtla yaparız. Daha güzel, daha hoş gözükür. Bir tane makas. Bir makas ve kağıdımızı hazır tutacağız. Eğer varsa sosis balonlarımızdan da hazırlayacağız. Sosis balonu olanlar da. Birazdan güzel bir kılıç yapımını öğreneceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Evet, yavaş yavaş toparlanalım. Toparlandıkça inşallah. Evet, kalabalıklaşmaya başlıyoruz yavaş yavaş. Teşekkür ederiz Ahmet Hocam. Allah razı olsun. Sizlere de kolay gelsin. Evet, Avusturya'dan. Almanya'dan, Türkiye'nin birçok yerinden dostlar bizi izliyor şu an. Hepinize muhabbetlerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz. Evet. Bütün dostlar hoş geldiniz. Çocuklar. Hani biz resim yapacağız demiştik. Hiç kimse resim yollamadı henüz. Bu paylaşımların altına inşallah yaptığımız güzel resimleri fotoğrafını çekip ekleyelim burada. Bütün bu yorumların altına ekleyelim. En güzel resimleri seçeceğiz. Bakarsınız içinden güzel beğendiğimiz, seçtiğimiz birinci olan resme hediye bile yollayabiliriz. Belki bakarsınız. Evet. Anlaştık mı? Süpersiniz. Harika. Evet çocuklar. Dediğimiz gibi birazdan Allah nasip ederse bu güzel tırtılların yapımını öğreteceğim size. Yarış tırtıllarımız olacak. Evde boş vakitlerimizi değerlendirirken hem de güzel bir yarış imkanı olacak bizim için.
Bunu öğreteceğiz ve birazdan dediğim gibi sosis balonlarımızla inşallah güzel bir kılıç yapımını öğreteceğiz birazdan. Evde kağıt olan, renkli kağıt olan hazırlasın şimdiden. Birazdan hikayemiz başlayacak, hikayemizi okuyacağız. Renkli kağıt ayarlıyoruz. Bir tane de makas. Çok basit, güzel, kolay. Şöyle tırtıllar yapacağız inşallah. Yarış tırtıllarımız olacak. Bunlar bizim. Anlaştık mı? Evet çocuklar, nasıl geçti bakalım Perşembeden bu yana? Bu arada yorumlara yazın. Ben de sizlerle sohbet etmeyi bulmuş olayım. Ayrıca dediğimiz gibi bu programda görmek istediğiniz, yaşamak istediğiniz, duymak istediğiniz her şeyi bize bildirin. Biz de inşallah bunlara uymaya çalışalım. Ve aleykümselam İsmail Bey. Abdullah Çolak, Allah razı olsun. Avusturya'ya da selam bu arada. Evet, baya baya kalabalıklaşmaya başladık artık. Hikayemize başlayalım mı çocuklar? Ne dersiniz? Hadi bakalım hikayemize. Hem de bu arada diğer arkadaşlarımız da yavaş yavaş gelmiş olsunlar inşallah. Bu akşamki hikayemiz, hikaye kahramanımız bir tane serçe kuşumuz. Cikcik. Serçe kuşu Cikcik. Çok sevimli, çok tatlı bir kuş fakat kötü bir huyu var. Biraz yalan konuşuyor, yalancı bir kuş. O yüzden de arkadaşları etrafında durmuyor. Yalancılığın iyi bir şey olmadığını hepiniz biliyorsunuz değil mi? Maalesef. Dikkat etmek gerekiyor değil mi? Dürüst olmak lazım. Dürüst olmaktan hiçbir zaman zarar gelmez insana. Evet, Yusuf Eren Torunoğlu. Ve aleykümselam Yusuf Eren. Yusuf Eren benim genç umre arkadaşlarımdan, çok şükür elhamdülillah Rabbim, bu olaylar öncesinde umre vazifemizi yapabildik çok şükür. Birlikteydik, genç bir kardeşimiz. Selamlar buradan da. Evet, Cikcik, serçe Cikcik'i anlatıyoruz şimdi. İsmail abi, evet, boyacı İsmail Bey. Tanıyoruz abi sizi. Selamlar, muhabbetler. Serçe Cikcik. Cikcik serçe çok güzelmiş, hoşmuş, tatlıymış ve cana yakınmış. Ama kötü bir huyu varmış. Çok yalan konuşuyormuş. Bu kötü huyu yüzünden bütün arkadaşlarını kaybetmiş neredeyse. Günlerden bir gün Cikcik yuvasından havalanmış. Uçmuş, uçmuş, uçmuş. Çok yükseklere çıkmış. Gökler bulutsuz, havada güneşliymiş. Cikcik serçe ise çok keyifliymiş. Kendini uçmaya kaptırmış. Kanat çırparken en güzel şarkılarını söylüyormuş. Yorulduğunda yere doğru bakmış. Orman avuç içi kadar gözüküyormuş. Köy evleri de kümes gibi küçücük gözüne görünmeye başlamış. Amanın diye bağırmış birden. Çok yükseklere çıktım ben. O zamana kadar hiç bu kadar yükseğe çıkmamış. Hem Cikcik annesinin bir öğüdü varmış, onu hatırlamış. Yükseklerden uçma, kartallara yem olursun evladım diye. Birden korkmuş, korkudan kalbi hızlı hızlı vurmaya başlamış. Alçalmaya hızlı hazırlanırken bir kartal fark etmiş. Hızla üzerine doğru geliyormuş. Aman Allah'ım, şimdi ben ne yapacağım? Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Çünkü kartalla ilk karşılaşmasıymış bu. Aklına gelen tek şeyi yapmış. Alçalmaya çalışmış fakat kartalın gözleri çok keskinmiş. Cikcik serçe ne yapmak istediğini anlamış ve hızını artırmış. Hey, ağır ol bakalım demiş. Seni hiçbir yere göndermem. Kartalın sesi korkunçmuş. Belki de Cikcik'e öyle geliyormuş. Anneciğim diye inlemiş birden. Kartal Cikcik serçenin iniltisini duymuş. Bir kahkaha atmış. Seni istiyorum demiş. Ben sana ne yaptım ki diyebilmiş sadece Cikcik. Hiçbir şey ama karnım çok aç. Cikcik serçe kartalın pençelerini vücudunda hissetmiş. Tırnakları derisine batıyormuş. Çırpınmış fakat kartalın pençeleri o kadar güçlüymüş ki çırpınarak kurtulamazmış.
Hemen oracıkta bir yalan uydurmuş. Kartal abi, beni öldürmezsen güzelce karnını doyurabilirim. Kartalın ilgisini çekmiş. Nasıl olacak bu iş? Yakınlarda bir güvercin yuvası biliyorum. İstersen sana gösteririm. Kartalın ağzının suyu akmış. Ne de olsa güvercin eti serçe etinden daha lezzetliymiş. Nerede diye sormuş. Şuradaki beyaz badanalı evin çatısında. Hem de sürüyle. Kartal biraz düşündükten sonra kararını vermiş. Pekala küçük budala. Sana bir şans tanıyacağım. Doğru söylüyorsan kurtuldun. Eğer yalan söylüyorsan... Cikcik serçe eyvah şimdi yandım demiş içinden. Biraz sonra beyaz badanalı eve gelmişler. Çatıdaki aralıktan içeri süzülmüşler. Hani demiş kartal güvercine nerede? Cikcik serçe korkudan ölmek üzereymiş. Yalan ortaya çıkmış. Bu durumda bir yalan daha söylemek zorundaymış. Yanıldım galiba demiş. Kartal dik dik bakmış serçeye. Sen benimle alay mı ediyorsun? Demiş. Hayır, hayır. Beni kandırdın. Ne olur bağışla. Bağışlamak mı? Asla. Son duanı yap. Çatıdan uçmuş, yaşlı bir ağacın dalına konmuş. Hazır mısın? Demiş serçeye. Cikcik serçe hayatının son dakikalarını yaşıyormuş. Annesini ve kardeşlerini bir daha göremeyecekmiş artık. Gözleri yaşarmış. Gerçekten de çok pişmanmış. Keşke yalancı bir kuş olmasaydım diye mırıldanmış. Ne dedin sen? Diye sormuş kartal. Dedim ki keşke yalancı bir kuş olmasaydım. Ciddi misin? Artık ölmek üzereyken nasıl yalan söylerim? Belli olmaz. Alıştın bir kere. Haklısın ama bu defa doğru söylüyorum. Son pişmanlık fayda vermez diyeceksin biliyorum. Vermez. Bari canımı fazla acıtma. Koca kartal duygulanmış. Ağlamış ağlayacakmış. Açlığını bile unutmuş. Yaşasaydın sahiden yalancılığı bırakır mıydın diye sormuş serçeye. Elbette ama artık bunun bir önemi yok ki. Nasılsa öleceğim. Yalancı bir serçenin verdiği söze inanmamakta haklısın. Kartal birden pençelerini gevşetmiş. Sana inanıyorum serçecik demiş. İnandığım için salıveriyorum. Serbestsin. Dilediğin yere gidebilirsin. Cikcik hem sevinmiş hem de şaşırmış. Sahi serbest miyim diye sormuş. Serbestsin ama verdiğin sözü hayatın boyunca unutma. Artık yalan konuşmak yok. Evet. Güle güle. Kartal bir tarafa uçmuş, serçe bir tarafa uçmuş. Evet görüyorsunuz değil mi çocuklar? Yalancılığın sonu çok da iyi değil. İnşallah etrafımızda böyle arkadaşlarımız da olmaz. Olanları da uyarırız. Onlara uygun bir dille yalancılığın kötü bir şey olduğunu anlatırız inşallah değil mi? Bu arada Celil Serçe abimiz de izliyor galiba. Evet Cikcik Serçe Celil Serçe'ye ithaf olmasın. O başka bir serçe. Celil Serçe abimiz biraz daha tabii sözünde duran, sözünleri hiçbir zaman yalan konuştuğunu görmediğimiz bir abimiz. Öyle değil mi Celil Bey? Selamlar bütün aile efradınıza. Evet sevgili minikler. Nasıl buldunuz bakalım hikayemizi? Var mı etrafımızda böyle yalan konuştuğunu düşündüğümüz arkadaşlarımız? Yorumlardan yazalım bakalım. Hı? Bu arada muhabbet etmek isteyen veya soru sormak isteyen yorumlardan yazsın. Gördük. Bazen yayınlarda bilmiyorum teknik bir sıkıntı sanıyorum. Yorumların hepsi görünmüyor. Daha sonrasında görmüş oluyoruz yorumları. O yüzden hakkınızı helal edin. Cevap veremediğimiz oluyor. Bazen serzenişte bulunuyorlar ama bu kasti bir şey değil emin olun. Burada göremiyoruz. Göremediğimiz için cevap veremiyoruz. Bunu bilin. Evet çocuklar bu malum süreçte korona hastalığı hepimizin gündeminde değil mi? O yüzden hatta bu hafta sonu büyük şehirlerde bizim Sakarya'nın da içinde bulunduğu bazı büyük şehirlerde dışarı çıkma yasağı bile ilan edildi komple. Buna uymak gerekiyor. Yetkililer bizim sağlığımız için güzel kararlar veriyorlar. Bazen bize zor görünse de gezmek, tozmak varken evde oturmak zorunda kalıyoruz. Ama emin olun bunlar bizim sağlığımız için değil mi? Hani söylüyorlar ya uymamız gereken bazı kurallar var. Biz de 5 kural belirlemiştik. Bizi seyreden arkadaşlarımız biliyor ama yeni seyredenler varsa onları anlatalım. Diğerli arkadaşlarımız bizim bilen arkadaşlarımız da tekrarlamış olsun inşallah.
5 kuralımız var. Nedir bu 5 kuralımız? 1. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz. Ellerimizi çok güzel, sürekli, her zaman, her fırsat buldukça ellerimizi sürekli güzel bir şekilde yıkıyoruz. Güzel bir şekilde ellerimizi, yüzümüzü, burnumuzu yıkıyoruz. Mümkünse abdest alıyoruz. En güzeli bu tabii ki. Abdest almak çok hem ferahlık verir hem de Allah Teala bize boşu boşuna emretmemiş bunu, değil mi? Kaç yüzyıllardan beri bu mikroplar, bakteriler bilinmezden evvel Allah Teala bizi uyarmış. Demiş ki abdest alın, temiz kalın. Değil mi? Bir, elleri, yüzümüzü ve burnumuzu sık sık yıkıyoruz. Mümkünse abdest alıyoruz. İki, derslerimizi ihmal etmiyoruz. Mutlaka televizyondan, internetten ve evimizdeki ders araç gereçlerimizle derslerimizi muhakkak ve muhakkak takip ediyoruz. Anlaştık mı? 3. Evde annemize yardım ediyoruz. Mutfak işlerinde, temizlik işlerinde muhakkak yardım ediyoruz. Hem böylelikle biz de bir şeyler öğrenmiş oluyoruz evde bu vesileyle. Hem annemize de yardımcı olmuş oluyoruz. Onu mutlu edeceğiz inşallah, değil mi? Onlar bizim mutluluğumuz için her şeyi yapıyorlar. Biz de onları mutlu etmek için elimizden geleni yapalım. Üzmeyelim, yardımcı olalım onlara inşallah. Bu süreç hem bizim için zor hem onlar için çok zor, emin olun. Anlaştık mı? Süpersiniz. 4. Mutlaka kitap okuyoruz. Dinimizin ilk emri olan oku. Mutlaka okuyoruz. Okumak bizi geliştirir. Her türlü. Ufkumuzu açar, bilgi olarak bizi geliştirir. Bu süreçten daha güçlü, daha bilinçli olarak çıkmamızı sağlayacak inşallah. Muhakkak kitap okuyoruz. Ve beşincisi, en önemlisi, her gün mutlaka bir büyüğümüzü telefonla arıyoruz. Yani sıla-i rahim yapıyoruz. Malum şu an kimseyi gezmeye, ziyaret etmeye gidemiyoruz, değil mi? Büyüklerimizi özellikle. O yüzden sıla-i rahimin sevabını, bereketini kaçırmamak için muhakkak ve muhakkak hem onların gönüllerini alalım. Her gün bir tane büyüğümüzü, en az bir tane büyüğümüzü telefonla arayıp hal hatır soruyoruz, nasıl olduğunu öğreniyoruz. Anlaştık mı? Süpersiniz, harikasınız. Evet, 5 kuralımızı muhakkak uygulayacağız. Evet, değerli çocuklar. Harika, şu an birçok arkadaşımız daha gelmeye devam ediyor. Süpersiniz, hepinizi çok seviyoruz. Gelen arkadaşlarımız da. Şimdi, ilk önce sosis balondan bir kılıç yapmayı öğreneceğiz şimdi. Sonra dediğimiz gibi tırtıllarımız olacak. Yarış tırtıllarımız. Bu yarış tırtıllarıyla inşallah yarış yapmayı öğreneceğiz. Öncelikle tırtıl yapımını öğreneceğiz. Çok basit. Anlaştık mı? İsterseniz ilk önce kılıç yapalım. Elime gelen ilk önce şu kırmızı renk oldu. Kırmızı renkli bir kılıç yapalım. Ve aleyküm selam Kenan Bey. Bizi de arayabilirsiniz. Tabii ki ya, Nasrettin Hoca'yı aramak da tabii ki evladır yani. Niyet hayır olursa akıbet de hayır olur inşallah. Rabbim onu da inşallah sevap kategorisine katar inşallah, değil mi? Sıla-i Rahim olarak görür Allah nasip ederse. Evet çocuklar. Bir tane balonumuzu aldık. İlk önce balonumuzu şişireceğiz. Çocuklar, sosis balonla şekiller yaparken buna dikkat etmek gerekiyor. Balonlar çok şişkin olmaması gerekiyor. Biraz havasını indirin, biraz esnek olması lazım ki şekillerini yaparken patlamasın hemen. Anlaştık mı? Böyle püf noktalarını da söyleyelim size arada. Balonumuzu şişirdik ve bağladık. Gördüğünüz gibi balon. Sosis balonumuzu düz bir şekilde. Şimdi güzel bir kılıç yapacağız. İlk önce nasıl? Her zaman dediğimiz gibi sağ elimizle tuttuğumuz taraf sürekli sabit kalıyor. Her zaman kıvırmayı sol elle yapacağız. Bu taraf, sağ taraf sürekli sabit kalması gerekiyor. Anlaştık mı? Evet. Sosis balonumuz hazır. Şişirdiğimiz, düğüm attığımız taraf, o ucu var ya, buradan küçük bir top olacak şekilde kıvırıyoruz. Bakın. Gördünüz değil mi? Küçük bir top oldu. Kıvırdık. Ondan sonra biraz mesafe bırakarak
Bir parça daha yaptık. Yani şöyle bir şekil elde ettik. Şöyle bir şekil elde ettik. Bu kılıcımızın sapını tutacak yeri olacak. Şimdi şöyle bunu olduğu gibi aldık. Şöyle kıvırdık. Bakın. Bu şekilde aşağıya kıvırdık dümdüz. Aynı hizadan kıvrım alıyoruz. Şöyle bir şeklimiz oldu. Gördünüz. Çok basit. Bu şekli yaptık. Şimdi 3 tane buraya yuvarlak parça bırakacağız. Şu bir, birinci kıvrımımız. Bakın. Şu bir. Bunu saymıyoruz. Bu ilk yaptığımızı saymıyoruz. Bir. İki. Eşit olmasına dikkat edin. Elimizden geldiği kadar eşit yapmaya gayret edelim. Şu iki oldu. Bakın. Bu ilkini saymıyoruz. Önceki yaptığımızı. İki. Bu da üç. Üç boğum yaptık. Yani şöyle tuttuğumuzda şu şekilde bir şekil elde etmiş olduk. Şöyle. Gördünüz. Şimdi ucundan tutuyoruz. Şu kıvrım vardı ya. Şurayı elimizle açtırıyoruz. Elimizle açtırıyoruz. Şuradan içine, buradan görüyorsunuz bakın. Buradan içine taktık. Bu ucundan yavaş bir şekilde çekiyoruz. Ve kılıcımızın ucunu şöyle üste doğru biraz büktürdüğümüzde için gördüğünüz gibi harika bir kılıç oldu. Evet. Gördünüz değil mi? Çok basit, kolay, güzel, hoş şekilli bir kılıcımız oldu. Evet. Evet. Basit kılıcımız bu şekilde yaptık. Güzel kılıcımızı. İnşallah haftaya farklı yine sosis balon şekillendirmeyle bir tane farklı bir şekil yapacağız. Her hafta farklı şekiller. Evet. Her hafta farklı bir şekil yapacağız. Birazdan inşallah tırtılımız var. Yarış tırtılımız olacak. Onu da tarif edeceğiz az sonra. Evde kağıtları hazır olmayan varsa yanında hemen kağıtlarını hazırlasınlar. Bir tane A4 büyüklüğünde hemen hemen bir kağıt olsa veya bir parça kağıt olsa yetecek. Bir tane de makas. Mümkünse renkli kağıt olsun ama değilse beyaz kağıt da olur. Evet şimdi. Yeni gelen arkadaşlarımız var sanıyorum. Evet. Yeni gelenler için kurallarımızı sayalım mı? Bilenler tekrarlıyor bizimle beraber. Hadi bakalım. 5 kuralımızı tekrar ediyoruz. Malum bu koronalı günlerde yapmamız gereken, evdeyken yapmamız gereken, uyumamız gereken, kendi sağlığımız için, etrafımız için, çevremiz için bize gerekli olan 5 tane altın kuralımız var. Bizim belirlediğimiz altın kurallarımız. Neler bunlar? 1. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz. Çok güzel bir şekilde eller yıkanıyor. Ellerimizi yıkıyoruz. Burnumuzu ve ağzımızı sürekli yıkıyoruz. Mümkünse abdest alıyoruz. Abdest almak bizi her türlü kötülükten koruyacaktır inşallah. Evet, birincisi abdest alıyoruz ve ellerimizi sık sık yıkıyoruz. 2. Derslerimizi ihmal etmiyoruz. Muhakkak televizyondan, internetten ve ders araç gereçlerimizden muhakkak derslerimizi takip ediyoruz. Anlaştık mı? 3. Evde muhakkak anne ve babamıza yardım ediyoruz. Mutfak işlerinde, temizlikte, etrafı toparlamada aslan yattığı yerden belli olur değil mi? Rabbimiz de temiz insanları daha çok seviyor. Biz de onu sevindirmek için, hem ailemizi sevindirmek için daha temiz olacağız, tertipli olacağız inşallah. Evet. 4. Mutlaka kitap okuyoruz. Muhakkak kitap okuyoruz. 5.
En önemlisi de bu. Şu an ziyarete gidemiyoruz. Malum kimseyi ziyaret edemiyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz ya. En azından mutlaka günde bir tane büyüğümüzü, mutlaka bir tane büyüğümüzü en az günde telefonla arayıp hal hatır soruyoruz. Anlaştık mı? Yani sıla-i rahim yapmış oluyoruz. İnşallah hem oturduğumuz yerden sevap kazanacağız hem de gönüllerini alacağız büyüklerimizin. Harikasınız, süpersiniz. Evet, şimdi bu hafta sizlerden de şey isteyelim bakalım tekrar. Hani ne oyunlar oynasın arkadaşlarımız soruyorlar bize. Hangi oyunları oynayalım? Evde canımız sıkılıyor. Neler yapalım? Neler tavsiye edersiniz? Hadi bakalım tavsiyelerinizi alalım. Hangi oyunları oynayabiliriz evde? Malum hep ders yapmak olmayacak. Eğlenmek için de biraz zaman lazım bize. Vakit ayırmamız lazım kendimize, değil mi? Ailece oynayabileceğimiz oyunlar olabilir. Arkadaşlarımızla oynayacağımız oyunlar olabilir. Neler var? Neleri tavsiye ediyorsunuz bakalım? Mesela sizler nasıl vakit geçiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz evde şu an? Tavsiyelerinizi alalım. Herkes altta yorumlara yazabilir. Hadi bakalım. Bu arada kağıtlarımız hazır mı? Başlayalım mı yavaş yavaş tırtılımızı yapmaya? Hı? Yarış tırtıllarımızı yapmaya başlayalım mı yavaş yavaş? Hadi bakalım o zaman. Bakın arkadaşlar, yarış tırtılımız şu şekilde. Şöyle bir şekilde. Pipet yardımıyla bunu yarıştırıyoruz. Şöyle ki. Bakın. Yukarıdan yukarıdan üflediğinizde zıplaya zıplaya bu tırtılı şeklinde gidiyor, yürüyor kağıtlarımız. Evet. Yarış tırtıllarına başlayalım o zaman. Eğer kağıtlarımız hazırsa. Yarış tırtılı yapıyoruz hep beraber. A4 A4 kağıdımızı bu uzunlamasına duruyor ya. Bu şekilde ikiye katlıyoruz. Şu şekilde ikiye katladık. Makasımızı elimize alıyoruz. Takriben şu boyda şöyle. Çok da kalın yapmıyoruz. Çok da ince değil. Bu boy ideal. Bu şekilde şu boyda kesiyoruz. Kestiğimiz kağıt şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir kağıdımız oldu. Aynı bu şekilde ikiye kestiğimiz gibi ikiye katlıyoruz. Bunu şimdi açtık şu kağıdı. İlk önce şu kıvırıp ortası burası. Şurası ortası. Bu tarafını, sağ tarafını ortaya kadar şöyle tam ortaya sıfır bir şekilde. Görüyorsunuz değil mi? Tam ortaya sıfır bir şekilde. Şöyle. Şu şekilde görüyorsunuz. Tam ortaya getirip alttan şu şekilde kıvırdık. Aynı şekilde üste yapıyoruz. Üst tarafa yapıyoruz. Görüyorsunuz. Bakın kağıdın ucu burası. Ortası da buraydı. Şu ortasına doğru kıvırdık. İkisini de aynı şekilde. Ortada birleşti bunlar. İki uçtan da şöyle bastırdık. Gördünüz. Tekrar bu tarafı, şu gördüğünüz tarafı yine ortaya doğru aynı şekilde içe doğru kıvırıyoruz. İçe doğru kıvırdık ortaya doğru. Tam ortaya sıfırlayarak. Aynı şekilde ters tarafını da yapıyoruz. Ortaya doğru kıvırdık. Gördünüz.
Kağıdımız bir sürü kat oldu böyle. Tekrar bu sefer ortadan ikiye kıvırdık bu şekilde. Gördünüz değil mi? Şimdi bir sefer daha göstereceğim. İlk önce bunu gördük. Bakın. Hazır kesilmiş olan bir kağıdımı göstereyim ben size. Aynı bu şekilde A4'ten kestik. Şu şekilde. İkiye kesmiştik. Açtım bunu ben. Şöyle. Bakın. Şunu iç tarafa, hep iç tarafa doğru kıvırıyoruz. İç tarafa doğru kıvırdık. Şu bir. Bu tarafı kıvırmış olduk. Aynı şekilde burayı da kıvırıyoruz. Ortaya. Kıvırdık. Bu tarafı bir defa daha ortaya doğru kıvırıyoruz. Tam ortaya birleştiriyoruz. Şöyle. Aynı şekilde tam ters tarafı da yine ortaya doğru, iç tarafa doğru kıvırdık. Gördüğünüz gibi bunu tekrar içeriye kıvırdık. Böyle kaldı. Evet, şimdi takip edin. Aynı şekilde yapmıştık. Böyle bir kare gibi elimizde kaldı. Şimdi çok olmamak kaydıyla köşelerinden şöyle hafif oval yapmaya çalışacağız bunu. Hafif. Evet. Aynı şekilde buradan da hafif bir oval yapıyoruz. Çok kesmemek kaydıyla. Çok kesmiyoruz. Aynı şekilde diğer köşeyi de. En son köşemizi de tekrar oval yapıyoruz birlikte. Evet. Gördüğünüz gibi az önce şu kare şeklindeydi. Kenarlarını ovalleştirdik sadece. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bunu az önce katlamıştık ya. Katladığımız gibi geri açıyoruz şimdi tekrar. Bakın. Katlar açılıyor. Evet. Katlar açıldığında şöyle şeklimiz kaldı elimizde. Bu tırtılımızın da yine aynı şekilde sadece ön tarafına iki tane göz çizelim. İsterseniz ağız da. Göz ve ağız. Bu şekilde duruyor tırtılımız elimizde gördüğünüz gibi. Gördünüz. Bunu nasıl yapacağız peki şimdi? Bir tane pipet alıyoruz. Bu şekilde üfleyerek yukarıdan ufak ufak üfürüklerle beraber zıplaya zıplaya yarıştırıyoruz. Bu tırtıllardan iki tane yapıyoruz. Mümkünse ayrı renklerde oluyor. Mesela bizim yaptığımız gibi birisi mavi, birisi yeşil olabilir veya beyaz olabilir. Kağıtlarınız sadece beyaz varsa beyaz olur. Bir tanesinin çizgi yaparsınız üzerine. Birisi farklı olur. Diğeri farklı olur inşallah. Bu şekilde iki arkadaş yan yana koyarak tırtıllarımızı yarıştırıyoruz inşallah. Anlaştık mı? Süpersiniz. Evet, Ömer Güçlü ve aleyküm selam. Allah razı olsun, sağ olun. Sizler ne iyisin inşallah Ömer Bey. Rabbim iyilik sağlık versin inşallah. Evet sevgili çocuklar, bu hafta sizlerden hiç öneri gelmedi. Hayır olsun inşallah. Güzel oyun önerileriniz yok mu arkadaşlarınıza? Neler yapalım, hangi oyunları oynayalım bakalım. Sizlerden de tavsiye bekliyoruz. Hadi bakalım. Evde başka hangi oyunlar yapabiliriz? Hangi oyunları oynayabiliriz? Hiç yok mu tavsiyesi olan şu an? Geçen haftalarda verdiğimiz oyun tarifleri, oyunlar vardı. Allah nasip ederse haftaya tekrar dediğim gibi... Sosis balondan yine şekiller yapacağız inşallah. Bir tane o sosis balon şeklimiz olacak. Bir figür olacak. Ve haftaya inşallah
Yine pipetten basit ürünlerle, basit malzemelerle neler yapabiliriz? Evet, Kenan Bey soruyor. Muhammed Salih Aydoğan, tırtıl yaptınız mı efendim diye. Hamza Bey yapmıştır muhtemelen, Kenan Bey. Ufak Hamzacık yapmıştır muhakkak o tırtılı. Değilse Muhammed Salih Bey ile tırtıl gibi oynayacak artık. Yapacak bir şey yok. Haftaya Allah nasip ederse yine kamışlardan, pipetlerden bu balon yapıyoruz ya, köpük, balon köpükleri. Onlarla farklı bir oyuncak yapacağız inşallah birlikte. 4-5 tane pipet ayarlamaya çalışın haftaya. 4-5 tane pipet. Çok güzel balon köpüğü oyuncağı yapacağız inşallah birlikte. Anlaştık mı? Mümkünse alabiliyorsanız sosis balon alın. Birer tane sosis balon şekil yapacağız. Bir de dediğim gibi 4-5 tane bunlardan ayarlayın. Pipet, kamış, mutlaka bunlardan ayarlamaya çalışın. Hem uygundur, ucuzdur veya evlerimizin çoğunda da var zaten. O bunlarla farklı bir balon köpüğü yapacağız inşallah. Anlaştık mı? Evet değerli çocuklar, değerli büyükler, sevgili dostlar. Şöyle bakalım mesajlarda gelenleri de okuyalım bu arada. Evet aynen öyle. Hendek'in yeşilinde daha iyi oluyor tırtıl. Evet ama Avusturya'nın yani Dornbirn'in, Bregenz'in yeşili de fena değil ya. Orada da olur inşallah. Kenan Dağlar biraz yeşil konusunda seçicidir. Arkamızda fonlarda da yeşili eksik etmedik zaten. Malum Hendek'in yeşilinden dolayı. Evet değerli dostlar, sevgili çocuklar. Bu haftalık da inşallah veda etme zamanı geliyor yavaş yavaş. Allah nasip ederse inşallah haftaya dediğim gibi hem pipet ayarlıyoruz, kamış ayarlıyoruz 5 tane. Hem de ayarlayabilirsek eğer sosis balon ayarlıyoruz. İnşallah sosis balonla da farklı bir şekil yapacağız inşallah haftaya da. Evet Mehmet Emin Engar. Yaptın mı? Maşallah çok güzel. İnşallah babanla beraber yarış yaparsın onunla, tamam mı? 2 tane yap. Babayla beraber yarış yaparsınız. Anlaştık mı? Süpersiniz. Evet sevgili çocuklar, değerli dostlar. Bugünlük programımızın sonuna geliyoruz tekrar. Allah nasip ederse haftaya inşallah. Haftaya derken pardon, Perşembe günü. Tekrar görüşmek ümidiyle. Dediğim gibi önerilerinizi, tavsiyelerinizi mutlaka bekliyoruz. Gerek özelden, gerekse bu yayının altına inşallah birazdan bunu canlı yayın olarak paylaşacağız. Sayfamızda duracak bu. Bu bölümleri de takip etmek isterseniz eğer bizim YouTube kanalımızdan, Muhammed Gökmen YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz inşallah. Anlaştık mı? Hadi bakalım, sizi çok seviyoruz. Görüşmek ümidiyle inşallah. Allah'a emanet olun. Rabbim inşallah bir an önce bu içinde bulunduğumuz karmaşık günlerden, bizler için şer gibi gözükse de muhakkak Rabbimin hayır murad ettiği günlerden bir an önce kurtarsın. Bizleri feraha çıkarsın inşallah. Tüm ümmeti Muhammed'i öncelikle, sonra da tüm insanlığı inşallah. Bu illet hastalıktan, bu illetten inşallah bir an önce kurtarsın, temizlesin inşallah dünyamızı. Bu arada da bizler de mutlaka kendi muhasebemizi yapacağız. Kendi muhasebelerimizi yapmamız gerekiyor. Bunun için belki de Rabbimiz bunu bize yolladı, bu hastalığı. Buna sebep inşallah kendi muhasebelerimizi de yapalım. Neleri eksik yapıyoruz, neleri yapmıyoruz, neleri yapıyoruz? Bunlarla alakalı da kendimizi bir yoklayalım. İnşallah tertemiz ve daha düzgün, daha güzel bu günleri atlatacağız. Ve daha temiz ve daha ferah çıkacağız inşallah bu günlerde. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Bizler bu dualar ediyoruz. İnşallah sizler de amin deyin. Rabbim inşallah bizleri bir an önce feraha çıkarsın bugünlerden. Görüşmek ümidiyle inşallah. Perşembe akşamı saat 8'de hiçbir yere söz vermeyin. Arkadaşlarınıza da mutlaka bildirin. Hep beraber kalabalık bir şekilde burada buluşalım tekrar. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar.